Herkese merhaba, ben Gülçin Alkışlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle Atlas'ın valizini hazırlama videomda bahsettiğim kendi valizimi hazırlama videomu çekiyorum. Aslında tatile gittik. Tatilden önce bu videoyu yetiştiremedim. Tatile gittim geldim. Yani valizime ne koyuyorum değil, valizime ne koymuştum videosu çekeceğim. Aslında daha yararlı olabilir çünkü neler gereksizdi, neler eksikti. Belki bu videoda daha iyi tavsiyeler olabilir size. Tabii bunları ben valize nasıl bir sistemle yerleştiriyorum yine ondan bahsedeceğim. İlk valiz hazırlama videomu buraya bir yere yine linkini koyacağım. O çocukla alakalı bir valiz hazırlığı. İlk videoda da bahsettiğim gibi ben bir liste insanıyım. Dolayısıyla her şeyi listeyle yapıyorum. Bu arada sadece tatille ilgili valiz hazırlığı değil. Hazır Excel'de listelerim var. Onlardan yararlanıyorum. Bu listelerde kış tatili, yaz tatili, yurt dışı tatili, yurt içi tatili ayrı ayrı hatta kulakçıklar var Excel'de. Ve ondan yararlanarak aslında genelde hiçbir şey unutmuyorum. Ve sürekli burayı güncelliyorum. Yeni şeyler mutlaka ekleniyor. Çünkü çocuklu bir hayata geçtiğimiz için eskiye göre daha farklı şeyler yanımıza alıyoruz. Ve aynı zamanda bu listenin dışında son dakika konacak. Mesela diş fırçası, şarj aleti, hatta doğalgazı kapat gibi böyle şeyleri de postitlere yazıyorum ve bunları da kapıya asıyorum. Son kez evden çıkmadan önce postit üzerindekileri de kontrol ettikten sonra postitleri alıyorum ve yola çıkıyoruz. Genelde bir şey unutmamış oluyorum. Şimdi biraz yukarıdan göreceksiniz beni. Neler koyuyorum onları göstereceğim. Önce size valizimden bahsedeyim. Birçok valiz kullanıyoruz. Sürekli seyahat ettiğimiz için genelde küçük valizle seyahat ediyorum ben. Ancak bu tatile 2 günlüğüne gittiğimiz için az eşya götürdük açıkçası. Gerçi arabayla gidiyorduk. Yani yerimiz de çok dar değildi ama yine de az eşya götürmek istedim. Öncelikle nasıl bir valize gittik? Mesut'la ikimiz hatta Atlas'la aynı valize sığdık. O valizde şu getiriyorum. Böyle bir valizim var. Şöyle göstereyim. Şöyle bir valizim var. Bu sert kapaklı valizlerden. Şöyle. Çok memnunum. Biraz son zamanlarda üstten çatladı ama hala bence iş görüyor. Bu valizleri seviyorum. Hem su geçirmiyor hem sağlam, gerçekten bir şey olmuyor. Hem de bu çoğunda yok sert kapaklarda. Bu körüklü. Körüklü olmasını da seviyorum. Ve aynı zamanda içi ikiye bölünmüş. Yani buraya ayrı bu kısmının fermuarı var. Ayrı şeyleri koyuyorsunuz ve bu kısım var. Bu şekilde daha organize yerleştirebiliyorum açıkçası. Yerleştirirken, yani nasıl yerleştirdiğimi gösterirken neler aldığından da bahsedeyim. Bu şekilde ilerleyeyim. Tepeden göstereceğim. Bu şekilde daha iyi göreceksinizdir diye düşünüyorum. Şimdi öncelikle şöyle bir yine iç çamaşırları için kesem var. Onları göstermeyeceğim ama mesela çorapları göstereyim size. Çorap olarak da şöyle 2 çift çorap aldım yanıma. Bir çift daha aldım. Bu birazdan göstereceğim. Aldığım ayakkabıyla uyumlu, böyle biraz daha süslü bir çorap olduğu için aldım. Şöyle onları da yerleştiriyorum. Evet. Gelelim kayarken giyeceğim kıyafetlere. Bir tane böyle kayak pantolonum var. Bir de bu var. Ben ikisini de götürdüm hani ne olur ne olmaz diye. Pantolon bu. Yırtılabilir, çok ıslanabilir, bir şey olabilir diye. Açıkçası hiç ihtiyaç olmadı. Zaten birinci gün otele çok geç girdik. İkinci gün ancak kayma şansımız oldu. O yüzden de açıkçası sadece bunu giyebildim. Ama yine yani iki tane varsa eğer ki götürebilirsiniz. Biraz yer tutuyor bu sorun ama hani problem çıkarsa da kurtarıcı olur açıkçası. Bu arada kar montumu giyip gidebilirdim ama bunu yapmadım. Bunu yapabilirsiniz. Çünkü kar montunuz ve kendi montunuz gerçekten çok yer kaplıyor ikisi birden. Belki kar montunuzu giyip gitseniz çok daha iyi olur. Şu alt kısmı valizin. Ben rulo yaparak yerleştiriyorum eşyaları. Bunlar böyle çok şişkinler. Bunlar biraz zor ama normalde kıyafetleri rulo yaparak yerleştirdiğinizde çok az yer kaplıyor. Ağır eşyaları en alta yerleştiriyorum. Üstte de hafifleri ki hani dik olarak konulduğu zaman en altta hafif eşyalar ezilip çok kırışmasın diye. Şöyle bunu da, bu da kar montum. Onu da şöyle koyayım. Bu yedeğim. Onu da şöyle yerleştireyim. Bu şekilde. İki içlik aldım yanıma. İkisini de yine kar kıyafetlerinden çok ayırmak istemediğim için şöyle hemen yanlarına elime attığımda bulabileceğim. Çok kalın bir çorabım var. Onu da şöyle araya koyalım. Kayak eldivenlerim. Onları yine buraya. Yine
sıcacık tutan bir kalpağım. Yine kayarken kullandığım malzemelerden şöyle bir buff'ım var. Buff'ı biliyorsunuzdur belki çoğunuz. Şöyle şurası polar, şu üstü de böyle çeşitli desenlerde. Bu National Geographic'in buff'ıydı. Bunu ben severek yıllardır kullanıyorum ve kayarken atkı çok tavsiye etmem. Bu tarz boynunuza sarabileceğiniz, sizi sıcak tutan şeyleri tavsiye ederim. Hem atkıyı böyle doladığınız zaman boynunuza bir fazlalık yapar ya önde arkada. Bu rahatsız edecektir. Boyunluk daha sıkı bir şekilde sizi sarmalayacaktır ve açılmayacaktır ya da bir şişkinlik yapmayacaktır. Bu tarz boyunlukları tercih etmenizi tavsiye ederim. Bu yine şöyle içime giyeceğim polar bir içlik diyebilirim. Bunu yanıma alıyorum. Şöyle bir berem var. Pofuduk. Bunu yanıma alıyorum. Kulaklığım. Bunu şöyle düşünün. Orası ve yol için aslında bu hazırlık. O yüzden hani çok fazla değil. Mesela bere takmak istemezsem eğer ki akşam çıkarken falan saçım bozulmasın diye. Kulaklık her zaman hayat kurtarıcı. Şöyle bir tane daha kulaklığım var. Eğer saçımı örersem bunu takmayı seviyorum genelde. Böyle örüp saçlarımı şuradan çıkarmayı. Bunu yanıma alacağım. Yine kayak malzemesi olarak gözlüğüm. Bunlar hepsi bir yerde duruyor. Burada Mesut'un da gözlüğü var. Bunlar tek bir yerde böyle duruyor. Aslında bunlar falan da hepsi burada böyle duruyor. Şöyle koyalım. Böyle yerleştirelim. Şöyle. Yine kayarken veya soğuk bir yere gittiğinizde size tavsiye edebileceğim şöyle eller için jeller var. Ben bunu Chibo'dan almıştım. Bu jel çok güzel. Şöyle göstereyim. Bu jel şu an sert. Normalde bunu suya atıyorsunuz. Suda jelleşiyor ve içinde bir pıt pıt böyle metal bir şey var. Çıt yapıyorsunuz. Anında donmaya, katılaşmaya başlıyor. Sıcacık oluyor. Böyle elinizi yakacak derecede bir sıcak değil ama bayağı sıcak. Aynı zamanda zaten şöyle polarlı kılıfları var. Bunları böyle ceplerinize atıyorsunuz. Eliniz çok üşüdüğünde, mesela tepedeyken, zirvedeyken bunun yanınızda olması ama böyle son raddede çok üşüdüğünüzde kullanmanızı tavsiye ederim. Bu gerçekten güzel. Bunları yanıma almıştım. Evet, günlük kıyafet olarak da yanıma bunları aldım. Bunlar da şöyle, genelde her tatiline gittiğiniz oteller çok sıcak oluyor. Benim deneyimlerim şu ana kadar böyleydi ve içeride tişörtle geziyorsunuz. Gerçekten çok sıcak oluyor. Bu yüzden yanıma iki tane tişört almıştım ama bu otel çok çok böyle sıcak değildi açıkçası. O yüzden şu an buraya bir tanesini getirdim. Bir tane tişört, şöyle kısa kollu. Onu şöyle üste yerleştiriyorum. Şöyle bir sweatshirt aldım. Onu da yine rulo. Aslında daha güzel bir rulo ile tabii koydum ben bunları ama şu anda tabii şakacıktan yerleştirdiğim için sizin için özeneceğim. Şöyle bir kot pantolon aldım. Bunu alta koyuyorum burada şimdi. Bu tarafa koyuyorum onları. Bu sweatshirt'ümü de bu tarafa yerleştiriyorum. Şöyle güzel yakası açık kayık yaka. Bunu giydim oradan. Giyer miyim diye götürmüştüm böyle hani açık üşür müyüm diye ama kendisi biraz yünlü olduğu için gerçekten çok sıcak tuttu. Şöyle bunu da koyalım. Bunlar böyle olacak bu arada. Bakın hiç yer kaplamayacaklar sıkıştıklarında. Şunu almıştım yanıma. Bu da yine böyle güzel kalın bir kazak. Şu kemerimi de yanıma aldım. Onu da şuraya yerleştirelim. Evet. Bu benim her seyahatimde mutlaka yanımda taşıdığım minik çantam. İçindekiler bittikçe onları yenilerim. İçinde neler var? Şöyle bir şey var. Bu yüz yıkama için. Genelde ben bununla makyajımı temizliyorum. Eğer bir köpük ya da bir jel kullanıyorsam bununla temizliyorum. Gerçekten çok memnunum. Şöyle Simple'ın bir nemlendiricisi. Fena değil, memnunum. Bunu kullanıyorum. Simple'ın jel temizleyicisi. Bunu yanıma aldım. Burada bir nemlendirici varmış. Çok az kalmış ama hala kullanıyorum. Bir diş fırçam var. Bundan ben çok memnunum. Bu Kraprox eczanelerde falan satılıyor. Bundan çok memnunum. Atlas'a da bu marka kullanıyoruz. Böyle bir göz makyaj temizleyicisi var. Burada içindeki kliniğin ürünü değil. Bu böyle çok kilitli bastırılarak açılanlardan olduğu için
Ben bunun içine şu an kullandığım neyse onu koyuyorum. Küçük boy bir diş macunu, bir yara bandı var. Şunu bilen vardır belki içinizde. Doktor Beckman'ın ürünlerini ben çok severim. Kalem leke çıkarıcı. Böyle tatilde falan bir şey olduğunda tık 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 yapıyorsun. Bir ara psikopat gibi ben bunu yanımda da taşıyordum. Böyle bildiğiniz kol çantamdaydı. Ama artık en azından seyahat çantama kadar geriledi. Şöyle bir dikiş seti var yanımda. Bir tane de kulak pamuğum varmış. Parfümüm. Bu böyle. Bunu buraya koyduk. Bu cepte. Gelelim, şöyle bir çantam var. Bu seyahat için hazırladığım bir şey ama bunun içinde de sürekli taşıdığım aslında eşyalar var. Açıp göstereyim size. Bir kuru saç şampuanı. Çok severek kullanıyorum kendisini. Kar tatiline gidiyorsanız güneş kremi ne alaka demeyin. Zirvede yanabiliyorsunuz. Mutlaka ama mutlaka yanınıza güneş kreminizi alın. Ben bunu zaten günlük hayatımda da her gün dışarıya çıkıyorsam mutlaka her gün kullanıyorum. Bu lekeli ciltler için hem olan lekeleri tedavi ediyor hem de cildinizin lekelenmesini önlüyor. Bir el kremi, Bepantol merhemi. Bu çok aşırı dudak kurursa kullanacağım bir şey, mutlaka yanıma aldım. Bu. Bir gözlük. Şöyle flylarımı aldım yanıma. Makyaj çantam var. Bir ara belki bununla ilgili bir video çekerim. Ben çünkü izlemeyi çok seviyorum. Belki sizler de bilmiyorum, izlemek ister misiniz? İsterseniz yorum bırakın lütfen. Makyaj çantam. Ve makyaj çantama sığmayan şöyle paletlerim var. Bir adet şöyle fondötenim var. Fondöten ben günlük hayatımda kullanmıyorum ama YouTube'da video çekmeye başladığımdan beri yanımda taşıyorum. Çünkü eğer video çekeceksem gerçekten biraz daha ihtiyacım oluyor. Günlük hayatta zaten bahsettiğim şu güneş kremimi sürdüğüm zaman bu neredeyse BB krem gibi. Bu çünkü renkli. İhtiyacım hiç olmuyor böyle şeylere. Bu dudak nemlendiricisi. Ave'nin bir dudak nemlendiricisi. Bu çantada bunlar varmış. Uçakla yapacağım bir seyahat olmadığı için bu kremler vesaireler böyle koruyuculu bir pakete koymadım açıkçası. Ama eğer uçak seyahatim olsaydı bunlar mutlaka zipli, şuna benzer çantalarda olurdu. Ama şu an böyle bir şeye ihtiyacım yok. Şimdi bunu da yerleştirelim şöyle. Yine belki otelde giyebileceğim şöyle spor ayakkabılarım var. Bunları yanıma alıyorum. Bir de yolculukta bunları giyeceğim. Giderken bunları giyeceğim. Bunlar altı kauçuk. Kesinlikle herhangi bir şekilde kayma vesaire olmuyor. Valizimde bunlar var. Zaten giderken de sadece artı iki tane tişört götürmüştüm. Şimdi valizimi kapatıyorum. Ha bu arada bir de minik bir acil durumlarda kullanılabilecek ilaçlarla ilgili bir küçük çanta var. Onu bulamadım. Bir de artı ne vardı? Gittiğimiz otelde terlik vermiyorlardı. Havlu terlik almıştım yanıma. Onlar yok şu anda. Yanınıza alın. Oteli mutlaka bilgilerini kontrol edin. Eğer ki terlik vermiyorsa sorun bence. Çünkü her otel vermiyor. Bir de böyle botlarla falan gittiğiniz bir yerde ben otelde çok rahatsız oluyorum açıkçası. Ve mutlaka terlik arıyorum. O yüzden de yanımda götürüyorum. Yani size tavsiye ederim. Dediğim gibi ben tatile gittim geldim. Gitmeden önce bu videoyu çekebilecek bir fırsatım olmadı. Ama üzerinden çok vakit geçmeden taze bilgilerimle neleri götürdüm. Aynı kazakları, aynı pantolonu götürdüm, emin olabilirsiniz. Hemen videoyu çekip koymak istedim. Dediğim gibi tam olarak götürdüğüm şeylerin hepsini neredeyse kullandım. Tişörtlerin dışında çok otel sıcak değildi. Benim hazırlığım bu şekildeydi. Umarım sizlere faydası olmuştur. Tatile gidecekler varsa aranızda herkese iyi tatiller diliyorum. Umarım keyifli vakit geçirirsiniz. Umarım güneşiniz bol olur, fırtınanız hiç olmaz. Bizim çok kötüydü. Onu da bir video koydum, vlogum var. Onu mutlaka izleyin. Çekmemi istediğiniz videolar varsa yorumlara mutlaka yazın. Sizlerin önerilerini, isteklerini dikkate mutlaka alacağım. Beni diğer sosyal medya hesabım Instagram'dan takip edin. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olun. Küçük zile dokunun ki ne zaman video yüklersem, çünkü günü belli değil bu aralar. Böyle bir sistemle gidemiyorum maalesef. Size bildirim gelsin. Çok teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Buraya kadar geldiyseniz
Size bravo. Kendinize çok iyi bakın, pozitif olun, mutlu kalın.